sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis'in faaliyeti için yayınlanan Navtex'e yönelik sözlere tepki gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada uluslararası hukukla bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin ana karasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilmektedir. Dilemez ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi. Oruç Reis gemimiz bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başlamıştır. 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan ana karasına ise 425 kilometre uzaklıktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada uluslararası hukukla bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin ana karasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez. Bu itiraz, Sevilla haritasıyla vücut bulan Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysaki Sevilla haritasının hukuken geçersiz olduğu Avrupa Birliği ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur. Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis Adası'nın 40 bin kilometre kare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır. Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz Sevilla haritasıyla vücut bulan uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz'de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir. Atina hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'e yeni araştırma gemisi göndererek ve kapalı Maraş'ı açarak güvenilmez olduğunu gösterdiği ifadelerine yer verilmişti. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.